Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimizde sözcükte anlamdan devam edeceğiz. Sözcükte anlamın söz öbekleri konusunu işleyeceğiz. Söz öbeği dediğimiz şey aslında bir söz grubu. Bunlar içinde neler var? Deyimler var, atasözleri var, ikilemeler var, yansıma sözcükler var. Bunların kullanımlarıyla ilgili bilgi sahibi olacağız. Bize en çok sınavda deyimleri, anlamları, açıklamaları, atasözlerinin anlam ve açıklamaları soruluyor. Şimdi bunları kısaca şöyle bir hatırlayacağız. Sevgili arkadaşlar, deyim dediğimiz şey bir olayı, bir durumu, bir kavramı daha etkili bir şekilde anlatabilmek için birden fazla sözcükle, yani en az iki sözcüğün oluşturduğu gruptur. Mecaz anlam genellikle gerçek anlamın tamamen dışına çıkarak yeni bir anlam kazandıran, yeni bir anlam kazanmış mecazi ifadelerdir. Mesela bakıyoruz burada ne yapmış? Burnunun dikine gidiyor. Burnunun dikine gitmek, burnunun doğrultusuna gitmek bir deyim. Peki ne anlama geliyor? Söylenenlere, verilen öğütlere aldırmayarak bildiği gibi hareket etmek, kimsenin sözünü dinlememek, kendi bildiğinden şaşmamak. Bu tip insanlar için ne deriz? Burnunun dikine gidiyor, hiçbir şey alveriş etmiyor deriz. Deyimler hem yazılarımıza hem de konuşmalarımıza derinlik katar. Anlam derinliği katar. Ve anlatılanların daha ilgi çekici hale gelmesini sağlar. Kısa, özlü anlatım sağlanmış olur. Şimdi bakalım buradan birkaç tane deyim. Bindiği dalı kesme. Görüyorsunuz hoca ne yapmış? Bindiği dalı kesiyor. Oradan hemen diyor ki Sincan, hocam bindiğin dalı kesiyorsun. O da diyor ki zaten inecektim. O da diyor ki senden bana ne? Bindiği dalı kesmek kendisi için gerekli ve yararlı olan şeyi kendi eliyle yok etmek anlamına gelir. Bakalım, gözü yükseklerde olmak, bulunduğu durumdan çok daha üstün bir duruma ulaşmayı istemek. Bak göz nerede? En yüksekte, tepeye çıkmış gibi. Büyümüş de küçülmüş. Bak baba orada oturuyor, evlat burada ama sanki babaya nasihat veriyor. Davranış ve sözleriyle yaşının gerektiğinin çok çok daha üstünde olan bu tür davranışlar sergileyenler için ne deriz? Öyle çocuklar vardır etrafımızda değil mi? Büyümüş de küçülmüş, şuna bak deriz. İşte bu durumda olduğu gibi. Ya da sinek avlamak. Görüyorsunuz manavımız ne yapıyor? Elinde bir sinek ve sinek avlıyor. Satış yapamamak, iş ve müşteri olmadığından boş oturmak. Yani sinek avlamak, boş oturmak. Şuraya bakalım. Eline su dökemez. Kimse diyor senin eline su dökemez. Bir deyim. Deyimler mecazi anlamlı ya. Karikatürde ne yapmış? Fethi Bey ne oldu? Hani Suat senin eline bile su dökemez diyordum. Bak döküyor işte diyor. Eline su dökmek aslında mecazi bir ifadeyken. Burada gerçek yapmış. O da ne diyor? Abo ne biçim espri lan bu kaçın kaçın diye bağırıyor. Eline su dökmek. Aynı işi yapanlar arasında diğerlerinden daha becerikli olan kişi anlamında kullanılıyor. Ne diyor? Bu konuda kimse senin eline su dökemez. En iyi sensin, en becerikli sensin gibi anlamda kullanılırken burada ne yapmış? Gerçekten ele suyu dökmüş. Foyası meydana çıkmak. Gördüğü gibi foyası meydana çıkmış. Bir kimsenin önceleri belli olmayan niteliğinin sonradan anlaşılması foyası meydana çıkmak. Senin de foyan meydana çıktı. Ayağı yerden kesilmek, aşırı derecede sevinmek, çok mutlu olmak. Sevinçten abi ayakları yerden kesiliyor. Sevgili arkadaşlar, deyimlerle ilgili sorularda genellikle bize şunu sorarlar. Der ki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir? Deyimin açıklaması yanlış yapılmıştır? Veya bir durumu ifade edip, bu durum için aşağıdaki deyimlerden hangisi kullanılabilir tarzında sorular yer alır. Bakalım sevgili arkadaşlar. İstifini bozmamak, bak enseye tokadı patlattı, şöyle umurunda değil, tepki göstermemek anlamında kullanılan bir deyim. O kadar laf söylüyorsa hiç istifini bozmuyor, tepki göstermiyor, umurunda değil, aldırış etmiyor deriz. Armut piş, ağzıma düş. Yatmış, armutlar yukarıdan düşüyor. Bir işin emek ve zaman sarf etmeden kendiliğinden olmasını beklemek durumları için biz ne deriz? Armut piş ağzıma düş. Ne kadar kolay, ne kadar rahat deriz. Bakalım ipe un sermek hemen Nasrettin Hoca'nın fıkrası gelir akla değil mi?
Ne yapıyor Nasrettin Hoca? Kendisinden ip isteyen komşusuna ne diyordu? İpe diyordu un serdim. Hoca ipe un serilir mi? Gönlüm olmayınca un da serilir, her şey serilir diyordu. Ne diyor? Kendinden beklenen iş isten, istenen bir işi yapmamak için bir takım engeller, bahaneler ama böyle sıradan eften püften bahaneler uydurma durumlarında ne deriz? İpe un serbek. Vermeye gönlü yok. Onun için farklı farklı bahaneler uyduruyor. Şuna bakalım soru. Diyor ki aşağıdaki cümleler hangisi de deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir. Deyimler sorularını, deyimlerle ilgili soruları çözerken deyimlerin niteliklerini iyi bilmemiz, kavramamız gerekiyor. Aslında günlük hayatta çok sık kullandığımız şeylerdir bunlar. Bakalım ama bize burada bu soruda ne diyor? Deyimi diyor açıklamasıyla birlikte vereceksiniz diyor. Yaşadıklarından ders almayı bilmiyordu. Ders almak gibi bir deyim var ama fakat açıklaması yok. Müdür hızını alamamış. Öğretmen nerede diyor? Bağırmaya başlamıştı. Değil mi burada? Hızını alamamak değil mi? O hızla öğretmen nerede? Başkalarına bağırmış, öğretmen nerede bağırıyor? Açıklama var mı? Var gibi mi? Bir bakalım. Her kafadan bir ses çıkınca konferans yarım kaldı. Her kafadan bir ses çıkmak deyimi var. Fakat bu her kafadan bir ses çıkmanın anlamını açıklayan bir şey var mı? Yok. Bir bakalım. İstediği hiçbir şey elde edemedi. Hevesi kursağında kaldı. Hevesi kursağında kalmak, istedikleri bir şeyin sonucuna ulaşamamak sadece o bir heves olarak kalması durumunu ifade eder. Öyleyse hevesi kursağında kalmak bir şeyi elde edememek anlamında kullanıldığı için ve bu kullanım bizim seçeneğimize de verildiğine göre aradığımız neydi? Deyimi açıklamasıyla birlikte veren cümleyi bulmaktı. O zaman doğru cevabı bulduk. Sanırım anlaşıldı. Soruya bakalım. Köşe yazarı suya sabuna dokunmayan bir yazı kaleme aldı. Altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisi de vardır? Bu geçen seneki teorik sorularından birisi arkadaşlar. Ne demek suya sabuna dokunmamak? Suya sabuna dokunmamak hiçbir şeyle ilgilenmemek. Biraz kayıtsız kalmak. Hiç kimseyi incitmeden. Ondan sonra bir durumla alakadar olmadan uzak kalmak anlamlarını taşıyor. Bakalım buna benzer bir anlam hangisi de var? A. Sorularıma inandırıcı olmayan cevaplar verdi. Burada herhangi bir şey yok. B'ye bakalım konuşmasında kimseyi eleştirmemiş, ortaya konuşmuş. Suya sabuna dokunmamış yani. Kimseyi incitmemiş veya kimseyi sevindirmemiş. Ortaya konuşmuş. Kayıtsız kalmış. O anlam çıkar mı? Evet. O zaman doğru seçeneğimiz B. Diğerlerine de bakalım. Arkadaşları tarafından çok sevilen, sözü dinlenen biriydi. Burada suya sabuna dokunmamakla ilgili bir ifade yok. Derenin kenarında oturup elini yüzünü yıkadı. Herhalde en uzak seçenek de bu olsa gerek. Olayı anladık. Suya sabuna dokunmamak ne ifade ediyor? Biz seçeneklerde onu arayacağız. Verilen deyimin anlamını arayacağız. Aşağıdaki cümleler hangisinde? Gün sözcüğü bir deyim içinde yer almamıştır. Gün sözcüğü bir deyim içinde yer almamıştır. A'ya bakalım. Size diyor gün doğdu. Size gün doğdu demek. Buradaki gün doğdu bir deyim midir? Evet. Amacı gün gibi aşikar, gün gibi aşikar olmak biliniyor anlamında. Gün be gün işler yoluna gidecek. Gün geçtikçe anlamında. Fakat gün be gün bir deyim mi? Değil. Bazı olaylar gün ışığına çıkarıldı. Yani olaylar aydınlatıldı. Ne oldu? Ortaya çıktı anlamında. Ama buradaki gün be gün, gün geçtikçe kademeli bir ilerlemeden bahsediyor. Bir deyim olarak kullanılmamış. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Diğer söz öbeğimiz atasözleri. Atasözleri, atalarımızın yaşamış olduğu olaylar karşısında genel tecrübelerinden hareketle bizlere öğüt verir nitelikte söyledikleri sözlerdir. Hep ne deriz? Atalarımız boşa dememiş deriz. Bakalım, atasözleri uzun gözleme deneyimler sonucunda oluşmuş bilgi ve öğüt veren kalıplaşmış sözlerdir. Yani bir söz öbeğidir. Atasözlerinin söyleyeni belli midir? Hayır, değildir. Eğer böyle bilgi ve öğüt veren sözlerin söyleyeni belli olsaydı biz ona atasözü değil vecize özde işlerdik
konumuzun ilerleyen bölümlerinde yer vereceğiz. Atasözleri anonim. Kimin söylediği belli değil. Atalarımız söylemiş. Atasözlerinin söyleyeni belli değildir. Atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Şuraya dikkat etmemiz lazım. Bu yüzden atasözünü oluşturan sözcükler yerine başka sözcükler getirilemez. Bunu niye vurguluyorum? Eğer biz bir atasözünü değiştirerek verirsek, burada değiştirerek verirsek bir anlatım bozukluğuna da sebep olmuş oluruz. Diğer konuyla da alakalı. Sözcüklerin sırasında değişiklik yapamayız. Sakla zamanı bir gün zamanı gelir diye sözü değiştirirsek orada da bir anlatım bozukluğu yapılmış olur. O yüzden atasözleri kalıplaşmış ifadeleridir ve değiştirilemez ifadelerdir. Bakalım ne yapmış? Diyor ki kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. İmza Mahmut. İmza varsa atasözü olmaz. Arkadaşım imza yok dedik diyor. Anonim olacak hepsi. Atasözleri anonim diye. Abi anonim olacakmış. Sen nasıl soktun adını diyor. O da diyor ki benim adım Hıdır, elimden gelen budur. Başka bir atasözüyle de karşılık veriyor. Evet. Şuraya bakalım. Diyor ki doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar evlat diyor. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar bir atasöz değil mi? Evet. Ben yalan söyleyince burnumuz yiyor amca diyor. Pinokyo da oraya gelmiş garibim. O da diyor ki burnun hiç uzar mı yalancı? Adam doğru söylüyor aslında. Eğer 9 köyden kovulan bir köye geldiğine göre defol git bu köyden deyip Pinokyo'yu da kovuyorlar. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Bu atasözünü hemen siz bulursunuz. Evet, mum dibine ışık vermez. Bak mum etrafı aydınlatıyor ama dip kısmını görüyorsunuz. Karanlık. Mum dibine ışık vermez. Bir atasözü. Ne yapıyor? İşte kendinden fedakarlık yapıyor, etrafındakileri mutlu ediyor. Fakat kendine gelince aynı şeyi gösteremiyor. Bakalım. İki tane merkep konuşuyor. Diyor ki helal olsun diyor. Altın semer vurdular. Sen yine de kendini bozmadın, şımarmadın. O da ne diyor? O açıdan bakmıyorlar. Tahsin diyor. Ne demek istiyor aslında? Ne demişler? Eşeğe altın semer vursan da eşek yine eşek. Eğer birisi kötüyse, farklı şeyleri beceriksizse, farklı şeyleri yapamıyor, edemiyorsa sen ona ne yaparsan yap, o yine aynı kalır. Yani eşeğe altın semer vursan yine eşek diyor. Devam edelim. Soruya bakalım. Diyor ki aşağıdaki atasözlerin hangisi bir konu ile alakası olan bir söz söyleyen kişiler için söylenir? Ne dedi? Bir konu ile alakasız bir söz söyleyen kişiler için söylenir. Alakasız bir şey söylüyor. Bakalım ne söylüyor? Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. Pek bilmiyor gibi. Dam üstüne saksan vur beline kazmayı. Ne yapmış bir konuyla ilgili alakasız bir şey söylemiş. Alakasız. Dam üstüne saksan vur beline kazmayı. İş olsun diye söylemiş işte. O zaman cevap B seçeneği. Deveyi sormuşlar boynun yeri, o da neren doğru ki demiş. Kurda sormuşlar ensen neden kalın, o da kendi işimi kendim yaparım demiş. Peki konuyla alakası olmayan sözler söyleyen kişiler için böyle bir ifade kullanılır mı? Hayır, kullanılmaz. Devam edelim. Aşağıdaki atasözlerin hangisi? Suçluların yanında hatası olmayanların da zarar gördüğü anlamındadır. Bakalım. Kör ile yatan şaşı kalkar. Bu biraz şeye benziyor. Üzüm üzüme baka baka kararına benziyor değil mi? Seçeneklerde de var. Ne yapıyorsun? Arkadaşı gittiğin kişilerden sen de etkileniyorsun. Onun huyundan suyundan alırsın. Kör ölünce badem gözlü olur. Kör ölünce badem gözlü olur dedi bek. Normalde değersiz, önemsiz biriyken o şey ortadan kalktıktan sonra veya öldükten sonra ne kadar da kıymetliydi vah 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 denirse o zaman kör ölür. Badem gözlü olur. Zaten dünyada bir kıymeti yoktu. Fakat öldükten sonra kıymeti biniyor. Kurunun yanında yaş da yanar. Suçluların yanında hatası olmayanlar da zarar görür demiyor muydu? Kurunun yanında yaş da yanar. Yani hatalıların yanında hatasızlar da zarar görür anlamını taşıyor. O zaman cevabımız C seçeneği. Üzüm üzüme baka baka kararır, körüle yataş yaşı kalkara çok benziyor anlam olarak. Evet sevgili arkadaşlar. Şu atasözüne bakalım. Aşağıdaki atasözlerden hangisi anlamca üzüm üzüme baka baka kararır atasözüne yakın anlamdadır? Az önceki çözdüğümüz soruya çok benziyor değil mi?
Kör ölür, bade göz olur. Az önce açıklamıştık. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Yani ölçmede biçmede bir sinirle yaptığımız işten yine bir zarar görürüz anlamını taşıyor. Kör ile yatan şaşı kalkar. Bir de bakalım. Keskin sirke küpüne zarar. Bunlardan hangisi ikisi birbirine yakın? Ne diyor? Öfkeyle kalkan zararla oturur. Yani bir sinirle bir iş yaparsak zararını biz çekeriz. Eğer keskin sirke küpüne zarar sözü de bu da buna benziyor. İkisi birbirine benziyor. Fakat bizim aradığımız neydi? Üzüm üzüme baka baka kararır atasözünün yakınıydı. O da kör ile yatan şaşı kalkar atasözü olacak. Devam edelim. Özdeyişler. Özdeyişler de yine özlü sözlerdir. Öğüt veren bilgili sözlerdir. Derin anlamlar taşıyan sözlerdir. Atasözlerine çok benzeseler bile aradaki fark şudur. Atasözleri söyleyeni belli olmayan sözlerken özdeyişler kimin söylediği bilinen sözlerdir. Atatürk'ün söylediği sözler işte atasözü değil, değil mi? Özdeyiş olur. Çünkü kimin söylediğini biliyoruz. Bakalım. Diyor ki kim ne kadar bilir ne kadar bilirsen bil söylediklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır. Kim söylemiş? Mevlana. Özlü bir söz. Özdeyiş. Diğer adıyla vecize. Boş bir çuvalın ayakta durması zordur. Benjamin Franklin söylemiş. Özlü bir söz aslında, değil mi? Yani niteliksiz bir şeyin diyor iş görebilmesi zordur. Necip Fazıl ne demiş? Kıymetli malı olanlar bağırmaz. Domatesçi, biberci bağırır da kuyumcu bağırmaz. Eskici bağırır ama antikacı bağırmaz. İnsan bağırırken düşünemez. Düşünemeyenler ise hep kavga içindedir. Necip Fazıl Kısaküre'nin bir sözü. Ne kadar anlamlı. Evet, ne demiş? Yaşamak bir dağa tırmanmak gibidir. Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır ama görüş açınız genişler. Bu da özlü bir söz, bir özdeyiş. Söyleni belli. Evet, söz öbeklerinden devam edelim arkadaşlar. Yansıma sözcükler. Yansıma sözcükler dediğimiz aslında bizim birebir yazıya dökemediğimiz doğadaki sesler yani insan sesi dışındaki bütün sesler için biz yansıma sesler diyeceğiz. Bu seslerin yazıya geçirmiş hali ise yansıma sözcükler diyeceğiz. Bir ses çıktı. Evet bu sesi birebir yazıya dökemem ama şak sesi çıktı diyerek ben o şak diye yazarım değil mi? İşte bu bir yansıma niteliğindedir. Ne dedik? Doğadaki cansız varlıkların, hayvanların, makinelerin çıkarmış olduğu taklit edilemeyen, birebir yazıya da dökülemeyen sözcükler yansıma sözcüklerdir. Sevgili arkadaşlar, bu sözcükler insanlara özgü yansımalar var. Mesela hapşurduğumuz zaman çıkardığımız ses, horladığımız zaman çıkardığımız sesler gibi. Ya da hayvanlara ait yansımalar, hayvanların çıkardığı bütün sesler yansıma. Kedinin miyavlaması, köpeğin havlaması, kuzunun meylemesi, ineğin mölemesi, mö demesi gibi. Bu sözlerle ilgili bize şöyle sorular gelebiliyor. Diyor ki aşağıdakilerden hangisinde yansıma bir sözcük yüklem olarak kullanılmıştır? Mesela hav dediği zaman bir yüklem ifade etmiyor ama havladı dediğin zaman bir yüklem ifade ediyor. Yüklem yansıma bir sözcük gibi. Cansız varlıklara ait yansıma sözcükler var. İşte suyun şırıltaması, hışırtı, yaprakların hışırtısı, gıcırdama, çatırdama, fokurdama gibi doğadaki o seslerin hepsine de cansız varlıktan çıkardığı seslerin hepsi yansıma seslerdir. Bakalım makine ve araçlardan çıkan yansıma sesler işte pat 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 diye çalışan bir şey gibi, uçağın vın diye geçmesi gibi şeydir. Ondan sonra zilin zır zır diye çalması, zır sesi, zırıltı. Bunlar ne? Makinelerden, araçlardan çıkan sesler de yansıma seslerdir. Yansıma sözcükler ad, sıfat, zarf ve fiil çeşitleri gibi sözcük olarak kullanılabilirler. Cümlenin herhangi bir öğesinde de yer alabilirler. Bize bununla ilgili şöyle soru gelebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelerden birini vererek mesela işte der ki yüklem yansıma bir sözcükten oluşmuştur. Veya işte dolayı türlü yansıma bir sözcükten oluşmuştur gibi sorular gelebilir.
Bakalım, şuna bakalım. Yansımanın bir isim olarak kullanması. Birden onu diyor bir hıçkırık tuttu. Hıçkırma sesi, hıçkırık tuttu. Hıçkırık burada isim olarak, yansıma bir isim olarak kullanılıyor. Sıfat olarak yapsa, kıtır krekerleri yemeye bayılırım. Krekeri yerken çıkan o kıtırtı sesini, kıtır kreker, nasıl kreker? Kıtır, kıtır burada ne oldu? Sıfat görevinde kullanıldı. Yansıma bir sözcük, sıfat olarak kullanılmış oldu. Yansıma da eylem. Ne diyor? Kapının menteşeleri gıcırdıyor, gıcırdıyor. Eylem ne yaptı? Bir çekim aldı ve şahıs bildiriyor. Gıcırdamak sözü de, gıcırtı da bir yansıma sözcük olduğu için cümlenin yüklemi bir yansıma oldu. Yansımadan zarf, dere şırıl şırıl akıyor. Dere nasıl akıyor? Şırıl şırıl akıyor gibi söyleyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar, bir sonraki dersimizde söz öbeklerinden devam edeceğiz. İyi günler.